Beni izleyen herkese merhaba Bugün farklı sunumuyla ve lezzetiyle çörek tarifim var Hemen yapılışına geçelim 1 adet yumurta 1 çay bardağı toz şeker 1 yemek kaşığı kuru maya veya yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz 1 çay bardağı süt 1 çay bardağı su ve 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum Kullanacağınız malzemeler oda ısısında ve ılık olması gerekiyor 1 çay kaşığı da tuzumu ekleyip unumu ekliyorum Un miktarı değişebilir. Siz yine de kontrollü bir şekilde ekleyin. 5-5,5 su bardağına yakın un kullandım. Dediğim gibi un miktarı değişebilir. Beni ilk defa bu videoda izliyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni tariflerimden de haberdar olmak için bildirimler tuşu açmayı unutmayın. Hamurum iyice toparlanana kadar bu şekilde ıspatula ile karıştırdım. Bir yandan da un ekledim. Hamurumu dezga alıp ikiye bölüyorum. Hamurunuz daha yumuşakken ikiye ayırın. Bu şekilde beyaz kısmına dezgahta yoğurarak yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Bu şekilde ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Toparladıktan sonra kakaolu olan kısmını da tabağa alıp 2 yemek kaşığı dolusu kakao ekleyip tekrar yoğuruyoruz. Hamurumuzun kıvamı yumuşak olması gerekiyor ve yarım saat mayalamak için beklettim. Dezga alıp hafif unlayıp açıyoruz. Çok ince olmayacak şekilde açıyoruz. İki hamurda aynı boyutta açmaya özen gösteriyoruz kakaoluyu da aynı şekilde açıp üst üste alıp kenarlarını birleştiriyorum. İç harcı istediğiniz iç harcı kullanabilirsiniz. Ceviz veya fıstıklı veya benim gibi tahinli de hazırlayabilirsiniz. İyice birleştirdikten sonra 2 yemek kaşığı dolusu tahini katlayacağınız kısma sürüyoruz. Dediğim gibi bu esnada ceviz, fındık, fıstık da kullanabilirsiniz. Yakışacaktır. Rulo halinde ortaya kadar sarıyoruz. Orta kısmını da bir kesme aparatı veya bir bıçak yardımıyla şeritler halinde kesiyoruz. Çöreğimizin şeklini böylelikle vermiş oluyoruz. Kestiğimiz kısımları elimizde bu şekilde sarıyoruz. Hepsini aynı şekilde tamamladıktan sonra hamurumuzu bu şekilde tamamladıktan sonra yağlamış olduğumuz kabın içerisine alıyoruz. Hem çok kolay, zamanınızı almayan ve farklı sunumuyla da kendine hayran bırakan bir tarif oluyor. İki ucu birleştiriyoruz ve kestiğimiz bir tane. Bu şekilde üzerine geçirip alttan kapatıyoruz. Üzerini kapatıp yarım saat tepsi mayasında bekletiyoruz. Zamanınız varsa daha da bekletebilirsiniz. Üzerini açıyoruz. Daha önceden ısıtılmış 180 derecede fırında alt üstü nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Fırından aldıktan sonra üzerine bir örtü örtüyoruz. Ve bu şekilde çok az yağlıyoruz. Yüzeyin biraz daha parlak ve yumuşak olmasını sağlayacaktır. Dilimleyip sizlere kıvamını, dokusunu gösteriyorum. Gerçekten muhteşem bir tarif oldu. Şimdiden yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.